Selamlar herkese. Burcu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi sağlığı yerindedir. 2024 geldi, hoş geldi. Ben de yeni yılın ilk videosuyla karşınızdayım bugün. 2024'te izlemeyi sabırsızlıkla beklediğim 10 yeni diziyi paylaşacağım sizlerle. Bu videoda yalnızca yeni dizilere yer vereceğim. Yeni sezonlarıyla geri dönecek diziler bu listede yer almayacaklar. Çünkü onlar için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu diziler için neden heyecanlı olduğumu aktarmaya çalışacağım sizlere. Uzun uzun tanıtımlar yer almayacak. 2024'te siz hangi diziler için heyecanlısınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Haydi başlayalım. 10. sırada gelecek hafta Hulu'da başlayacak gizemli ve eğlenceli bir polisiye olan Dead and Other Details isimli dizi var. Bu kanalı bir süredir takip ediyorsanız polisiye yapımları ne kadar çok sevdiğimi de biliyorsunuzdur muhtemelen. Ve bu dizi de tam olarak benim zevkime hitap eden bir yapıma benziyor. Zaten dizinin yaratıcıları Mike Weiss ve Heidi Colmack Adams bu hikayeyi Agatha Christie romanlarından ilham alarak yazdıklarını söylüyorlar ki fragmanı itibariyle de dizi bana fazlasıyla Only Murders in the Building vibe'ı verdi. Lüks bir cruise gemisinde bir cinayet işleniyor. Bu gemideki her şımarık misafir ve bitkin mürettebatın bu cinayeti işlemek için sebebi olsa da en büyük şüpheli Imogen Scott isimli genç bir kadın. Imogen masumiyetini kanıtlamak için ne yazık ki nefret ettiği bir adamla dünyanın en iyi dedektifi Rufus Cotsworth'la birlikte çalışmak zorunda kalıyor. Mandy Patinkin ve Violet Bean dizinin başrolünde yer alan isimler. Çok sevdiğim oyuncu Rahul Kohli de kadroda yer alan bir diğer isim. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. İlk 2 bölüm 16 Ocak'ta yayınlanacak. Kalan bölümler ise haftalık olarak gelecek. Lüks bir gemi, zengin şüpheliler, aşırı zeki bir dedektif, ona yardım eden asi bir genç kadın, imkansız bir cinayet. Gerçekten enfes bir dizi bizi bekliyor bence. 9. sırada yer alan dizi Prime Video'da yayınlanacak olan komedi aksiyon türündeki Mr. and Mrs. Smith. Bir zamanların efsane çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin başrollerinde yer aldığı 2005 tarihli aynı isimli filmi eminim hepiniz duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir. İşte bu dizi de kısmen o filmden uyarlanıyor. Hikayenin bu versiyonunda iki yalnız yabancı, zenginlik, dünya seyahatleri ve Manhattan'da rüya gibi muhteşem bir yaşam sunan gizemli bir casusluk teşkilatına katılıyorlar. Ve bu yeni işleri için görücü usulü evlilikle Mr. John ve Mrs. Jane Smith kimliklerine bürünüyorlar. Artık evli olan John ve Jane bir taraftan sürekli riskli görevlere giderken diğer taraftan ilişkilerinin dönüm noktalarıyla da yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Ve tabii zamanla birbirlerine karşı olan hisleri de derinleşiyor. Aksiyon içeren, gizem içeren bu tarz polisiye ve casusluk hikayelerini ben gerçekten çok seviyorum ki yine Prime Video'da yayınlanan Reacher bunun iyi örneklerinden biri bence. Bu dizi Reacher'a kıyasla biraz daha komedi tarafı ağırlıklı olacak bir yapıma benziyor. Dizinin bence asıl heyecan verici tarafı hikayesinden ziyade son zamanlardaki tüm projeleriyle adından sıkça söz ettiren Donald Glover'ın hem yaratıcı hem yapımcı hem de başrol olarak bu dizide yer alması ki kendisine de Blue Eye Samurai'da Mizu karakterini seslendiren Maya Erskine başrolde eşlik ediyor. Ve ben açıkçası sahte evlilikle başlayan ve sonra gerçeğe dönen aşk hikayelerini izlemeye de bayılıyorum. Dizi 2 Şubat'ta Prime Video'da yayınlanmaya başlayacak. Gelelim 8. sıraya. 8. sırada bir dönem dizisi var. Juliet McDaniel'ın Mr. and Mrs. American Pie isimli kitabından uyarlanan bu dizinin ismi Palm Royal. Dizide 1969 yılı Amerika'sında Palm Beach sosyetesinde kendine bir yer edinmeye çalışan Maxine Simmons'ın hikayesini izleyeceğiz. Maxine, elit kulüp Palm Royal'in üyesi olmak için bazı sınırları aşmaya çekinmeksizin çabalarken bu sosyetenin hanımefendilere hiç de yakışmayan sırları birer birer açığa çıkacak. Komedi ağırlıklı bu dönem dizisinin Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin ve Carol Burnett'i içeren şahane bir kadrosu bulunuyor. 60'lı yılların şatafatı içerisinde güzel kıyafetler giymiş sosyetik kadınlar, her çeşit lüks, ortaya çıkan sırlar derken bence Palm Royal gerçekten izlemesi çok keyifli bir yapım olacak. Henüz dizinin bir fragmanı yayınlanmadı ancak
paylaşılan görseller bile beni heyecanlandırmaya yetti. Çünkü atmosfer ve renkler olarak hakikaten çok şık bir diziye benziyor. Dizi ilk 3 bölümüyle 8 Mart'ta Apple TV Plus'ta yayınlanmaya başlayacak. Kalan bölümler de haftalık olarak gelecek. 7. sırada 6 bölümlük bir mini dizi olan HBO yapımı The Regime var. Oscar ödüllü başarılı oyuncu Kate Winslet, HBO ile işbirliği yaptığında Mildred Pierce ve Mayor of Easttown gibi şahane dizilerin ortaya çıktığı bir gerçek. Winslet ve HBO bu sefer Succession'ın yazarlarından Will Tracy'nin yarattığı politik bir gerilim, politik bir dram dizisi için bir araya gelmişler. Henüz dizinin hikayesi ve karakterleri hakkında pek fazla bilgi yayınlanmasa da HBO dizinin Avrupa'da çökmekte olan otoriter bir rejimin hakim olduğu bir sarayın duvarları içinde geçen bir yılı anlatacağını açıklamıştı. Dizide Kate Winslet dışında Martha Plimpton, Andrea Riseborough ve Hugh Grant gibi oyuncular da yer alıyor. Fragmana bakıldığında dizinin farklı bir komedi anlayışına sahip politik bir hiciv olacağı anlaşılıyor. Kate Winslet gerçekten çok beğendiğim, çok başarılı bulduğum bir kadın oyuncu ve HBO'da yayınlanan Mayor of Easttown dizisine de hakikaten bayılmıştım. İzlemediyseniz mutlaka izleyin bu arada. Bu sebeple de The Regime'in yine bu yılın en çok konuşulan, en beğenilen dizilerinden biri olacağını tahmin ediyorum. Dizi 3 Mart'ta HBO'da yayınlanmaya başlayacak ve tüm bölümleri haftalık olarak gelmeye devam edecek. Geldik 6. sıraya. 6. sırada bir oyun uyarlaması var. Fallout. Acaba artık elimizde The Last of Us gibi bir örnek olduğu için Hollywood sonunda bilgisayar oyunlarından dizi uyarlamayı öğrendi diyebilir miyiz? Yoksa Halo örneğine bakıp umutlarımızı çok da yükseltmesek mi? Emin olun mevzu oyun uyarlaması olunca ben de ne düşüneceğimi, ne beklemem gerektiğini şaşırıyorum. Çok sevilen ve hayli popüler Bethesda video oyun serisi Fallout, kıyamet sonrası dönemi anlatan bir hikayeye sahip. Dizi 2. Dünya Savaşı sonrasında nükleer güçlerin arttığı ve toplumun Vault adı verilen serpinti sığınaklarında yaşamaya çalıştığı alternatif bir tarihi konu alıyor. Bu olaydan 200 yıl sonra genç bir kadın Vault'tan ayrılıyor ve yok edilmiş Los Angeles'ta bir maceraya atılıyor. Fallout projesinin başında Westworld'un yaratıcıları Jonathan Nolan ve Lisa Joy bulunuyor ki bence Westworld gerçekten çok iyi bir referans. Ki Nolan Fallout dizisinin de ilk sezonunun 8 bölümünün 3'ünü yönetmiş. Dizide Lucy rolünde Ella Purnell'i, ödül avcısı Ghoul rolünde The Righteous Gemstones dizisinde mükemmel bir performans sergileyen Walton Goggins'i, Maximus rolünde Aaron Moten'i, Lucy'nin babası Hank rolünde ise emektar oyuncu Kyle MacLachlan'ı izleyeceğiz. Ben hiç Fallout oynamadım. Hikayesine dair de en ufak bir fikrim yok. Ancak çok popüler bir oyun serisi olduğunu biliyorum. Ve şahsen kıyamet sonrası dönemde geçen hikayeleri izlemeye de bayılıyorum. Dizi bu arada 12 Nisan'da Prime Video'da yayınlanmaya başlıyor. 5. sıradaki dizimiz yine bir HBO dizisi, yine bir mini dizi ve yine bir kitap uyarlaması. Her detayıyla beni biraz daha heyecanlandıran bu yapımın ismi The Sympathizer. Viet Thanh Nguyen'in aynı isimli Pulitzer ödüllü kitabından uyarlanıyor dizi. Dizi Güney Vietnam'a casus olarak sızan Kuzey Vietnam ordusundan bir yüksek rütbeli askeri konu alıyor. Kendisi Vietnam Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçıyor ve sadakatiyle yurt dışında yeni bir hayatın gerçekliği arasında kalmasına rağmen casusluk yapmaya devam ediyor. Peki bu dizinin asıl heyecan verici tarafı ne? Öncelikle dizinin yönetmenliğini Oldboy, The Handmaiden gibi şahane filmlerin efsanevi yönetmeni Park Chan-wook yapacak. Diğer heyecan verici sebepse çok sevilen oyuncu Robert Downey Jr.'ın dizi kadrosunda yer alacak olması ve kendisinin dizide birden fazla farklı karakteri canlandıracak olması. Kısmen gerilim, kısmen hiciv olarak tanımlanan dizinin kadrosuna yer alan diğer isimlerse Hua Xuande ve Sandra Oh. Dizinin ciddiyet ve komedi sınırlarında gezinen oldukça cesur bir yapım olacağını düşünüyorum. 7 bölümlük dizinin yayın tarihi henüz maalesef belli değil. Geldik 4. sıraya. 4. sıradaki dizi geçen seneki listemde de yer alan bir yapım. Netflix'in bilim kurgu dizisi
Three Body Problem, yani üç cisim problemi. Modern bir bilim kurgu şaheseri olarak kabul edilen Üç Cisim Problemi kitabı ilk olarak 2008'de Çin'de yayınlanıyor. Daha sonra farklı dillere de çevriliyor ve Batı'ya ulaşıyor ve çok prestijli bir ödül olan Hugo ödülünü kazanıyor. İşte Three Body Problem'da bu kitap üçlemesinin ilk kitabından uyarlanıyor. Netflix dizinin hikayesini şöyle özetlemiş. 1960'larda Çin'de genç bir kadının aldığı önemli bir karar, uzayı ve zamanı aşarak günümüzdeki bir grup bilim insanında yankısını bulur. 5 eski çalışma arkadaşı, doğa kanunlarının gözlerinin önünde alt üst olmasıyla insanlık tarihinin en büyük tehdidine karşı koymak için yeniden bir araya gelir. Hikayeyi Netflix için uyarlayan isimler Game of Thrones'un pek de sevilmeyen showrunnerları David Benioff ve D.B. Weiss. Dürüst olmak gerekirse bu iki ismin bu projede yer alacak olması benim için bir red flag. Çünkü kendilerine pek güvenmiyorum. Bu projeyi ne kadar batırdıklarını, ne kadar iyi iş çıkardıklarını da ancak diziyi izlemeye başlayınca görebileceğiz. Yılın en önemli bilim kurgu dizilerinden biri olan Three Body Problem'ın hem kadrosu çok iyi hem de dün yayınlanan fragman, en yeni fragman gerçekten mükemmel görünüyor. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak ve 21 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak. Fingers crossed. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sıradaki dizi Shogun. Umarım doğru telaffuz edebilmişimdir. 10 bölümden oluşan dizi 27 Şubat itibariyle hem FX kanalında hem de Hulu platformunda haftalık olarak yayınlanmaya başlayacak. İnanmayacaksınız belki ama bu dizide bir kitap uyarlaması. James Clavell'ın çok sevilen romanı Shogun ikinci defa dizi olarak izleyiciyle buluşuyor. İlk uyarlama 1980 yılında bir mini dizi olarak yapılmış ve çok sevilmiş, çok izlenmiş. NBC'nin de en çok rating alan yapımlarından biriymiş. Dizin merkezine 3 karakteri alıyor. Geçirdiği gemi kazası sonrası feodal Japonya'ya sığınan İngiliz denizci John Blackthorne, hem iç hem de dış tehditlerle karşı karşıya olan güçlü feodal hükümdar Yoshi Toranaga ve kılıç kullanma becerisi tüm samuraylarla yarışabilecek seviyedeki Lady Mariko. Bu 3 karakteri canlandıran isimler sırasıyla Cosmo Jarvis, Hiroyuki Sanada ve Anna Sawai. 1600'lü yılların feodal Japonya'sında geçen bu epik dizide siyaseti, güç mücadelelerini ve Lord Yoshi Toranaga'nın nihai yükselişini izleyeceğiz. Siyasi entrika, şiddet ve tutku bizleri bekliyor. Açıkçası Blue Eye Samurai sonrası o dönemin Japonya'sına, daha doğrusu samuraylara olan ilgim bayağı bir arttı. Eğer en az onun kadar detaylara, tarihi gerçeklere özen gösterirlerse Shogun'un da çok başarılı bir dizi olacağını düşünüyorum. Fragmanlar da çok iyi görünüyor zaten. Dizinin atmosferini yarattığı o biraz karanlık atmosferi fragmanlarda gördüğüm kadarıyla bayağı beğendim. Ve geldik ikinci sıraya. İkinci sırada yer alan dizi The Penguin. Sizleri bilemiyorum ama ben şahsen Matt Reeves'in Robert Pattinson'ı başrolde taşıdığı 2020 tarihli Batman filmini çok beğenmiştim. İşte The Penguin dizisi de bu filmin bir spin-off'u olarak ortaya çıkıyor. Dizi ilk olarak Batman filminde tanıştığımız Oswald Cobblepot karakterini merkezine alacak. The Penguin'de plastik makyajla tanınmaz hale gelmiş olan Colin Farrell tarafından canlandırılan Oswald'ın ikonik kötü karakter olarak iktidara yükseliş hikayesini izleyeceğiz. Dizi kadrosunda Farrell'ın yanı sıra Kristen Milioti, Clancy Brown ve Michael Zagan gibi isimler de yer alıyor. Matt Reeves'in Colin Farrell'la birlikte yapımcı olarak görev aldığı dizide ilk 3 bölümü Mare of Easttown dizisinin yönetmenliğini de yapmış olan Craig Zobel yönetecek. Dizi 8 bölümden oluşacak ve Max platformunda yayınlanacak. İlk olarak dizinin yayın tarihi 2024'ün ilk ayları olarak duyurulmuştu ama Hollywood'daki yazar ve oyuncu grevi sebebiyle ertelendi. Şu anda 2024 sonbahar aylarında yayınlanması bekleniyor ancak kesin yayın tarihi henüz maalesef belli değil. İlk sıradaki diziye geçmeden hemen önce henüz abone değilseniz kanala abone olmanızı hatırlatmak istedim. Bu videoya beğeni ve yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Listemin ilk sırasında yer alan dizi, 2024'te izlemeyi en sabırsızlıkla beklediğim, en çok merak ettiğim dizisi Netflix'in Avatar The Last Airbender uyarlaması.
Bu dizi de aslında benim 2023 listemde yer alıyordu. Bu dizi de yine 2024'de sarkan yapımlardan bir tanesi. Ancak artık kesin yayın tarihini biliyoruz. 10 bölümlük ilk sezon 22 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak. 2005-2008 yılları arasında 3 sezon olarak Nickelodeon'da yayınlanan Avatar The Last Airbender bence her açıdan gerçekten kusursuz bir çizgi filmdi. 2010 yılında M. Night Shyamalan'ın bu çizgi diziden uyarladığı film geldi. Ve bu film, bu uyarlama tüm zamanların en kötü uyarlamalarından biri olarak tarihe geçti. O yüzden de bu dizi uyarlamasının, Netflix'te izleyeceğimiz dizi uyarlamasının nasıl olacağını, iyi mi olacak yoksa yine bir felaket mi olacak? Hakikaten büyük bir merakla ve biraz da endişeyle bekliyorum. Önce orijinal serinin yaratıcılarının bu dizi projesinde yer alacağı duyurulmuştu. Ancak bu isimler daha sonra yaratıcı farklar sebebiyle projeden ayrıldılar. Şimdi bu durum benim kafamda bazı soru işaretleri oluşturuyor. Diğer taraftan bazı oyuncular, bazı karakterler için seçilen oyuncuları da henüz çok ısınamadım, yani çok yakıştıramadım o karakterlere, o oyuncuları. Bu da kafamda bir soru işareti. Ancak diğer taraftan Netflix'in One Piece uyarlamasındaki başarısı umutlarımı bayağı bir yükseltti. Ki şimdiye dek yayınlanan fragmanlar ve fotoğraflar da hiç de fena görünmüyor. Bu yüzden de biraz umutluyum. Bu dizi batabilir, çıkabilir. Şu an için bir şey söylemek, kesin bir şey söylemek gerçekten çok zor. Birlikte bekleyip göreceğiz. Ama kesinlikle bence 2024'ün en azından benim için en merak edilen yapımlarından biri ve yayınlandığı günde direkt izleyeceğim. 2024'te izlemeyi sabırsızlıkla beklediğim 10 yeni dizi listemde yer alan yapımlar bu şekildeydi. Sizin listenizde, sizin listelerinizde hangi yapımlar var? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.